Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz bir süre önce ülkemizde giriş yapan Tecno'nun Camon 16 Premier isimli modeli. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum size. Aslında Tecno ülkemize böyle Mart ayı gibi falan giriş yapmıştı. Giriş seviyesinde 2-3 model tanıtmışlardı o zaman. Sanırım 2 modeldi. Fakat bunlar sadece Vodafone bayilerinde satıldı arkadaşlar. Dolayısıyla şu ana kadar teknoloji mağazalarında görmemiş olmanız normal. Fakat bundan sonra belki görebilirsiniz. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Tecno 4 cihaz daha tanıttı. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Tecno Camon 16 Premier'di. Ki bu zaten o tanıtılan cihazların çatısını oluşturuyor. Bunu hemen size belirtelim. Yani şu anda Tecno'nun ülkemize sattığı en üst seviye modelin Camon 16 Premier olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu telefon bize neler vaat ediyor? Dilerseniz bunu biraz anlatalım. İlk olarak incelememize arkadaşlar her zaman olduğu gibi telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Daha sonra teknik özellikler, kamera vesaire gideriz. Telefonu elimize aldığımız arkadaşlar bizi delikli ekran tasarımına sahip bir ön panel karşılıyor. Bu tasarımın zaten damla çenteye göre daha popüler olduğunu söyleyebiliriz. Telefon çok fazla kalın değil, bu açıdan iyi. Arka tarafı çevirdiğimizde ise kare şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Bu modül içerisinde 4 tane kamera, 1 tane ışık sensörü ve 1 tane de flash ışığımız yer alıyor. Arka yüzde eleştirilebilecek konu sadece arkadaşlar bu arka panelin fazlasıyla parmak izi bırakıyor olması. Yani telefonunuzu şöyle elinize aldığınızda bile arka taraf tamamen parmak izi oluyor. Dolayısıyla eğer kılıf kullanmayacağım diyorsanız sürekli bu arka tarafı silmeniz gerekebilir. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Tekrar ön tarafa döndüğümüzde arkadaşlar çerçevelerin oldukça ince olduğunu görüyoruz. Yani biliyorsunuz genellikle orta segmentteki cihazlarda çerçeveler çok ince bırakılmıyor. Özellikle alt çerçeve böyle bir tuş sığacak kadar kalın oluyor. Fakat Camon 16 Premier'e baktığımız zaman alt çerçevenin hayli ince olduğunu görüyoruz. En azından sınıfındaki rakiplerine oranla. Dolayısıyla bu telefonun ekran gövde oranı tarafında rakiplerine bir tık daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Tecno arkadaşlar ses açıp kapatma tuşunu ve power butonunu telefonun sağ kısmına konumlandırmış. Ayrıyeten power butonunun üzerinde bir de parmak izi okuyucusunun olduğunu belirtelim. Peki neden ekran altına değil de sağ tarafa power butonunun üzerine konumlandırılmış bu parmak izi okuyucusu? Onu da size söyleyelim. Çünkü bu telefonda arkadaşlar IPS LCD bir panel var. Dolayısıyla şu anda IPS LCD panellerde ekran altına parmak izi okuyucusu yerleştirmek mümkün değil. O yüzden de üreticiler genel olarak ya telefonun sırt kısmına ya da power butonunun üzerine yerleştiriyorlar bu teknolojiyi. Ki telefonun sırt kısmına yerleştirme olayı artık bence demode oldu. Yani geçmişte kaldı diyebiliriz. O yüzden power butonunun üzerine yerleştirilmesi biraz daha hoş olmuş diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim. Tecno bu telefonunda kendi özel arayüzünü kullanıyor. HiOS isimli bir arayüz var bu cihazda arkadaşlar ve arayüzün genel olarak stabil çalıştığını söyleyebiliriz. En azından şimdilik stabil, yani bir sorun vesaire çıkartmıyor. Tabi önümüzdeki dönemde gelecek olan bir güncelleme ile ne olur bilinmez, biliyorsunuz. Söz konusu bir arayüz olduğu zaman gelen güncelleme her şeyi mahvedebiliyor. Fakat dediğim gibi kutudan çıktığında telefon bu arayüzle birlikte kolay bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun ekran özelliklerine. Bu telefonda arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere IPS LCD bir panel bulunuyor. Bu panel 90 Hz'lik yenileme hızına sahip. Tabi burada şunu belirtmem gerekiyor. Burada 90 Hz dediğimiz zaman bütün ekranlarda 90 Hz almıyorsunuz. Örneğin video izlerken ya da oyun oynarken ya da işte kendi çektiğiniz videoları izlerken aldığınız yenileme hızı tamamen farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden bütün ekranlarda 90 Hz almadığınızı da belirtelim. Ama genel olarak oyun ekranında maksimum oranı alabiliyorsunuz. Bunu da size hatırlatmak istiyorum. Şimdi dediğim gibi IPS LCD bir ekran var ve bu ekranın çözünürlüğü 1080x2460 piksel ve 374 ppi piksel derinliğine sahip. Ekran gövde oranına baktığımızda ise arkadaşlar yaklaşık olarak %88.7'lik bir ekran gövde oranı var ki bu zaten telefonun ön tarafına baktığınızda kendini belli ediyor. Çünkü dediğim gibi yan çerçeveler, üst çerçeveler ince ve genel olarak kalın olan alt çerçeve de burada olabildiğince ince bırakılmış. Genel hatlarıyla telefonun tasarımı ve ekranı bu şekilde diyebiliriz. Peki teknik özellikler tarafına geçtiğimizde bize neler vaat ediyor bu telefon? Şimdi onlara değinelim. Bildiğiniz üzere MediaTek'in G90T yonga seti var arkadaşlar. Bu yonga seti genel itibariyle oyunlarda vesaire performans anlamında sizi üzmüyor. Fakat 12 nanometrelik bir yonga seti olduğu için bu yonga seti içerisindeki transistörlerin arasındaki mesafe bir hayli fazla.
Bu fazlalıktan ötürü de yonga seti biraz daha fazla ısınıyor ve biraz daha fazla güç tüketimi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunda oyunu oynarken size performans anlamında bir düşüklük sunmuyor. Fakat fazla oynadığınız zaman ne oluyor? Telefonda ısınmalar meydana gelebiliyor. Yani şöyle tuttuğunuz zaman şu arka taraftaki ısınmalar belli bir süre sonra elinizi rahatsız edebilir. Fakat telefonu kılıf falan takarsanız o zaman bu ısınmaları çok fazla fark etmiyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu kısımda muhtemelen batarya bulunuyor. Çünkü burası çok fazla ısınmıyor. Ağırlıklı olarak ısınan bölgenin şu kamera tarafının olduğunu da size söyleyebilirim. Yani şöyle tuttuğunuzda bu taraf çok fazla elinizi rahatsız etmiyor ama şuradaki ısınmalar bir süre sonra elinizi rahatsız etmeye başlıyor. Ama dediğim gibi kılıf taktığınız zaman bu ısınma olayını çok fazla hissetmiyorsunuz. Performans düşüşleri olmuyor. Bunu size tekrardan belirteyim. Yani ısındığı için telefon hani performans düşmeleri oluyor vesaire diye düşünmeyin. Biz bunda mesela PUBG vesaire test ettik. Hani belli bir sürede oynadık. Bu süre sonunda telefonda herhangi bir performans düşmesi vesaire olmadı arkadaşlar. Yani bu telefonu sizin alıp da oynayamayacağınız vesaire bir oyun bulunmuyor. Bunu size söylemiş olalım. Telefonun RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir kapasiteyle karşılaşıyoruz ki şu anda halihazırda günümüzde pek çok amiral gemisi üst segment cihazda bile 6 GB RAM kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada Tekno'nun RAM tarafında cömert davrandığını söyleyebiliriz. Adiyetten dahili depolama alanında da 128 GB'lık bir alana yer verilmiş ki bu günümüz koşullarında hayli yeterli olacaktır. Zira biliyorsunuz şu anda orta segmentteki pek çok cihazın başlangıç seviyesi 64 GB arkadaşlar. Dolayısıyla bu telefonda 128 GB olması bence kullanıcılar açısından önemli bir artı oluşturacaktır. Çünkü biliyorsunuz artık günümüzde herkes fotoğraf çekilmeyi vesaire çok seviyor. Dolayısıyla bu fotoğraflar bir süreden sonra telefonda çok fazla alan kapladığı için yer bırakmıyor. Uygulama vesaire geldiğinde bunları yükleyemiyorsunuz ya da ne bileyim bir güncelleme çıktığında bu güncellemeyi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada telefonun hafızasının 128 GB olması bizler için önemli bir artı diyebiliriz. Sıra geldi bataryaya arkadaşlar. Bu telefonda Tekno 4500 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteği sunuyor. Bu telefonun bilgilendirme metinlerinde 30 dakikada %70 oranında şarj olduğuna dair bazı veriler var ama biz açıkçası hani bu telefonu şarja taktık. Öyle 30 dakikada %70'lik bir şarja ulaşmadı. Bunu size belirtelim. Yani mesela 15 dakika 20 dakika şarjda tuttuk telefonu ki şarjı %0 %1 seviyelerindeydi. 15-20 dakikada %20 %25 falan anca şarj olmuştu. Dolayısıyla hızlı şarj tarafında biraz kafamıza soru işaretleri bıraktı bu telefon. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Belki bize gelen telefonda bir hani ufak bir arıza olabilir şarj tarafında ya da ne bileyim batarya adaptör kısmında bir sıkıntı olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ama dediğim gibi en azından bizim testlerimiz sonucunda bu telefon yarım saatte 170 dolaylarına falan ulaşmadı. Yani hızlı şarj tarafında bazı soru işaretlerinin olduğunun altını çizelim arkadaşlar. Onun haricinde pil tüketimi dediğimiz gibi biraz fazla ki bu muhtemelen 12 nanometrelik yonga setinden kaynaklanan bir durum. Yani oyun oynadığınızda vesaire telefonun şarjı hızlı bir şekilde bitebiliyor. Ama günlük işlerde rutin bir şekilde kullandığınız zaman yani işte sosyal medyadır, internette tarayıcıda gezinmedir, arama yapmadır, mesaj çekmedir, WhatsApp'ta konuşmadır vesaire. Bu tarz günlük işlevlerde kullandığınız zaman cihazı şarjı böyle 1,5 günü falan rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim telefonumuzun kamera kurulumuna. Tekno bu telefonu arkadaşlar sosyal medyada vesaire hep kamerasıyla ön plana çıkartmaya çalıştı. Tabii kamerasının ne kadar başarılı olduğunu biz size çektiğimiz fotoğraflarla vesaire göstermeye çalışacağız zaten. Dilerseniz kağıt üzerinde yazan rakamları sizlerle paylaşalım. Daha sonra da telefonumuzun canlı fotoğraf performansını birlikte izleyelim. Bu telefonda arkadaşlar 64 megapiksellik 1.9 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kamerada yapay zeka desteği de mevcut. 8 megapiksellik f2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamera, 2 megapiksellik özel bir video kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası mevcut. Ön tarafa geçtiğimizde ise arkadaşlar 48 megapiksellik geniş açılı kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameranın eşlik ettiğini görüyoruz ki bu kamerayla da 105 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmeniz mümkün. Şimdi kağıt üzerinde yazılan değerler bunlar ama gerçeğe baktığımızda bu telefon bize nasıl bir fotoğraf performansı sunuyor, nasıl bir video performansı sunuyor? Bunu dilerseniz şimdi beraber deneyimleyelim. Ofisimizin balkonundan bazı fotoğraflar ve videolar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraf ve videoları sizlerle paylaşalım.
Evet arkadaşlar, şu anda video çekimini Tekno Camon 16 Premier ile gerçekleştiriyoruz. Telefonun açık havadaki video performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 16. kattayız. Az önce de bahsettiğim üzere. Ve gayet rüzgar da mevcut. Dolayısıyla dış çekimlerde ses ve görüntü performansı telefonun bu şekilde. Şöyle bir yakınlaştırma falan da yapalım. Zoom'unu da görelim en azından. 12 zoom'a kadar yapabiliyorsunuz. Orada tabi tripod yok elimizde. Tripod olsa daha net bir yakınlaştırma vesaire olurdu. Muhtemelen şöyle bakalım nasıl bir zoom performansı olacak. Birlikte görelim. Kapılar açılsın. Evet, bu şekilde şöyle uzaklaştırıp da hatta bu şekilde bir performans söz konusu. Evet arkadaşlar, şimdi video ve fotoğrafları da gördüğümüze göre sıra geldi telefonumuzun Türkiye fiyatına. Bu telefon arkadaşlar ilk çıktığında 4000 liraydı. Şu anda da bazı sitelerde vesaire ben bakıyorum. Gerçi şu anda indirimler falan da var. O yüzden de fiyat biraz düşmüş olabilir. 3800-3900 liraya satan yerler de vardı. Ama dediğim gibi bunlar hani anlık indirimlerle olmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi fiyat şu anda 4000 lira diyebiliriz. Bu telefonu gidip şu anda satın almaya kalksanız 4000 lira vesaire vermeniz gerekiyor. Genele baktığımızda 4000 lira civarlarına alabileceğiniz telefon sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla burada Tekno'yu tercih eder misiniz, etmez misiniz? Bu tamamen size kalmış bir şey. Biz telefonun artılarını ve eksilerini söyledik. Kamera performansını olabildiğince göstermeye çalıştık. Bu arada şunu da belirtelim. Gece fotoğraflarında telefon çok başarılı değil. Yani karanlık bir ortamda fotoğraf çektiğiniz zaman çok fazla aydınlatmıyor. Dolayısıyla burada bir hani P40 Pro performansı beklememeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim Renault 3 Pro, Renault 4 Pro performansı beklememeniz gerekiyor. Ama gün ışığında diğer sınıfındaki cihazlara kıyasla nispeten daha başarılı. Video tarafında ise bir tık daha öne çıkıyor orta segmentteki cihazlara göre. Ama dediğim gibi fiyatı 4000 lira olduğu için arkadaşlar o fiyatı alabileceğiniz çok fazla model var. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapmakta yarar var. Eğer karşılaştırmamızı istediğiniz bir cihaz varsa bu videonun altına bize yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de o cihazla Tekno Camon 16 Premier'i karşılaştırmaya çalışırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.